Bir robotik projesi için ipte yürüyen bir robot yapmam gerekiyordu. Ben de piyasada insanların paylaştığı neler var, açık kaynak bulabileceğim neler var diye her zamanki gibi araştırma yaparken şu Şirin robota rastladım. Çok basit bir mekanizması var. Şu çok ucuz 5-10 liralık bir tane motorla çalışan, başka da herhangi bir şey gerektirmeyen bir tasarım buldum. 3 boyutlu yazıdan bastım. Gayet güzel şekilde çalıştı. Bu videoda bu robotun nasıl yapıldığını anlatacağım. Üzerine birkaç da özellik ekledim. İleri gidince çarpmayacak, geri dönecek, geri gidecek. Bunun gibi özellikler ekledim ve yaparken ne tip problemlerle karşılaştım. Onlardan bahsedeceğim. Proje için gerekli bütün kaynakları kendi yaptığım yazılımlarda dahil olmak üzere paylaşacağım. Sen de bu videoyu izleyerek bu Şirin robottan yapıp kullanabilirsin. Yapması, kullanması gayet eğlenceli. Hem de geliştirilebilir bir robot. Yeni sensör, yeni özellikler eklenebilir. Şimdi hemen projeye başlayalım. Bu arada bu videonun da sponsor olan PCBay'in düzenlediği 4. PCB tasarım yarışması başvuruları başladı. Birbirinden güzel ödüllerden birini kazanmak için sen de hemen başvuru yapabilirsin. Başvuru linki açıklamalar kısmında mevcut. Açıklamalar kısmında paylaştığım linkteki 3 boyutlu modelleri aynen bastım. Tek seferde basmaya çalıştım ama birkaç parçayı unuttuğum için bir daha bastım. Bütün parçalar hazır olduktan sonra birleştirmeye başlayabiliriz. Robotla ilk testimizi yapmak için pili doğrudan motora bağlamak istemedim. İstediğim zaman açıp kapatabilmek için küçük bir tane de anahtar ekledim. Şimdi çekimleri yapabilmek ve robotu daha iyi gözlemleyebilmek için bir düzenek hazırladım ve ilk testlerimi yapacağım. İlk testte fark ettiğim şey kollar birbirinin üstüne geçmiyordu. Bunun sebebi 3 boyutlu modelleri çok iyi oturtmamış olmamdı. Oradaki yuvarlakları birbirine yaklaştırıp sıktığımda problem düzeldi. İkinci yaptığım testte çok süper olmasa da gayet iyi bir şekilde karşıya ulaştı. Burada fark ettiğim bir şey var. İp ne kadar gerginse aslında o kadar güzel ilerliyor. İp bol olduğunda hata yapma ihtimali artıyor. O yüzden bundan sonraki testleri bu kutuların üstüne değil de masanın altında daha sağlam bir yerde yapmaya karar verdim. Burada çok daha iyi ilerliyor çünkü ipteki sallanma gerçekten bayağı azaldı. Şimdi ilk testlerimiz başarılı olduğuna göre yeni bir özellik ekleyelim. Robot karşıya ulaştığında diğer yöne doğru gidip diğer karşıya ulaşacak. Sonra tekrar dönecek, gidecek ve bu şekilde sonsuza kadar çarpmadan ilerleyen bir robot yapalım. Bu kırmızı olan kart motor sürücü kartı. Motorun yönünü değiştirmeye yarıyor. Normalde biz pili verdiğimizde tek yöne gidiyordu. Şimdi hem ileri hem geri gidebilecek hale gelecek. Bir tane de Arduino Pro Mini bağlarsak lityum polimer pille bu iki devreyi birden çalıştırabiliriz. Tabii ki iki tane de hızla ötesi sensöre ihtiyacımız var. Karşıya gitti mi gitmedi mi onu algılayabilmek için kullanabileceğimiz ucuz hafif sensörlerden bir tanesi. Bu arada ilk yaptığım lehimleme motor sürücünün ters
Doğrusu bu şekilde olacak. Bunu sonradan fark ettim. Görüntü karışıklığını azaltmak için şu sırt bölümündeki çanta gibi olan kısma devre kartlarını rastgele dolduruyorum. Aslında ağırlık dengesini böyle ortaya doğru yapsak çok daha iyi olur ama şimdilik ilk testlerde doğrudan içine dolduracağım ve bu şekilde test edeceğim. Yeni eklediğim sensörler sayesinde sisteme güç verdiğimde robot bekliyor. Arkasındaki sensöre elimi uzattığımda öne, öndeki sensöre elimi uzattığımda da arkaya harekete başlıyor. Dolayısıyla doğrudan çalışıp bizi rahatsız etmiyor. Kullanımı daha kolay oldu. Ama bir gariplik var. Biraz önce çalışıyordu. Şu an çok iyi tutunamıyor ipe. Bunu çözmek için bazı güncellemeler yapacağım. Robotun kolunu biraz eğmeye çalışırken kırdım. O parçayı tekrar bastım ve yeni parçaları ekleyip tekrar deneyeceğim. Tekrar denediğimde biraz daha iyi ama tam istediğim gibi de değil. Yine bazen sıkışıyor, dolanıyor. İlk önce ipten şüphelendim. Hem biraz daha meyilini artırdım hem de gerginliğini artırdım. Bakalım bu şekilde nasıl olacak? Gerginliği ve meyili artırınca yine biraz önceki gibi biraz iyi gitti ama sonrasında yine takıldı. Bu çok istediğim bir sonuç değildi açıkçası. Biraz önce güzel çalışan haliyle şu anki halinin arasında ağırlık farkı olduğu aklıma geldi ve ağırlık dengesini daha iyi sağlamak için en ağır komponentlerden başlayarak yani pilden başlayarak yapıştırmaya başladım ama sadece onları yapıştırmak yetmedi. Şu içerideki boşluğa da bayağı bir bozuk para doldurdum. O bozuk paralar biraz önceki iki tane pilin yaptığı ağırlığa yakın bir ağırlık yapacak ve belki de dengesini daha iyi sağlayacak. En azından benim düşüncem bu şekilde. Evet, bayağı iyi biraz öncekine göre ama hala tam istediğim şekilde değil. Bu arada sensörle ilgili de başka bir şey fark ettim. Şu an robotun arka tarafından güneş vurduğu için güneşin ışıklarını da kızılötesi olarak algılayıp biraz önceki tepkiyi vermedi. Perdeyi indirip birazdan tekrar deneyeceğim. Evet, perdeyi indirdiğim zaman ileri ve geri hareketlerini çok daha iyi yapıyor ve çok az takılarak robot ipte yürümeyi başarıyor. En son yaptığım güncellemede içindeki bozuk paraları bantlayarak sabitlemek. Yani tam ortaya sabitledim. Sağa sola doğru hareket ediyorlardı çünkü. Burada fark ettiğim iki şey var. Birincisi ipin gergin olması ve olabildiğince düz olması. İkincisi de ağırlık dengesinin olabildiğince ortada olması ve kısmen ağır şeyler içinde bulunması gerekiyor. Çünkü biraz ağırlık olduğu zaman daha iyi dengesini sağlıyor. Bu iki konuya dikkat ederseniz siz de bu robotu rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.
Bu ipte yürüyen robotun tasarımına bayıldım. Bu kadar basit bir tasarımla, sadece 3 boyutlu yazıcıdan çıkardığımız birkaç parçayla ve 5-10 liralık bir motorla bu kadar güzel çalışan bir sistemin olması gerçekten beni heyecanlandırdı. Üzerine de birkaç özellik ekleyerek daha işlevsel hale getirmeye çalıştım. Ve bütün yaptığım değişiklikleri ve bütün faydalandığım kaynakları açıklamalar kısmında seninle paylaştım. Peki sen böyle bir robot yapacak olsan neler eklemek isterdin? Hangi özellikleri eklemek isterdin? Fikirlerini benimle paylaşırsan mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. İyi ki varsın. Hoşça kal.